Arkadaşlar herkese selam. Bu hafta sonu Başko plajına geldik. Burası Milas'a bağlı bir yer. Yazlık sitelerin kendi kıyısı, daha doğrusu kendileri öyle kabul etmiş. İnternetten baktığımda şey yazıyordu, hani gelebilirsiniz, hiçbir şekilde hani şezlong parası vermeyin, şemsiye parası vermeyin falan. Tamamen ücretsiz diyorlardı ama geldiğimizde de siz hangi siteden geliyorsunuz falan diye böyle görevliler uyardı. Onun dışında hani şezlong, şemsiye kullanmazsanız bile burada gelip yüzebilirsiniz, o konuda bir şey demiyorlar. Hani Google'daki yorumlarda hep şey diyorlardı, hani gelin yüzün, kimse bir şey demiyor falan. Onlara aldanmayın, öyle söyleyeyim. Başko plajıyla Gültan plajı zaten yan yana hemen direkt. İşletmeleri falan var, restoranları falan, güzel yer. Sakin, bayağı bir açılabilirsiniz. Denizi falan sakin, dalgası yok. Kumlu bu arada. Zaten biz de kumlu olduğu için gelmek istedik. Mumculara 18 kilometre mesafesi var. Biz Mumculardan geliyoruz. Bodrum merkeze de mesafesi 30 kilometre falan, yani çok bir uzaklığı yok. Gelinebilir, sakin. Onun dışında duş alma noktaları var, marketi var. Buraya gelirken zaten yol üstünde Migros var, A101 var, Şok var. Her şeyden alabilirsiniz. Güzel, sakin bir yer yani. Biraz etrafı göstereyim ben size. Plajın giriş noktası şurası arkadaşlar. Motorumuzu falan biz oraya bıraktık. Oradan şöyle, şu kıyı. Sonra böyle. Bizim geldiğimiz yerde zaten buranın biraz hemen şu altında. Plaj gördüğünüz gibi kum hep. Yani bayağı bir açılabilirsiniz. Yüzme bilmeyenler bile, ki o ben oluyorum. Şuraya kadar bayağı bir açılabilirsiniz. Yani boyu aşmıyor. Onun dışında şöyle bayağı bir sessiz sakin yer. Banklar var etrafta. Spor yapacağınız yer bile var. Siteye ait olduğu için. Şöyle şurada bayrakları, Başko sitesi diyor. İnternette dediğim gibi Google yorumlarında hani gelebilirsiniz, hiçbir şekilde ücret talep falan etmiyorlar falan diyor. Ya gerçi bizden de istemediler ücret falan ama bir tek yasak olduğunu belirttiler işte. Onun dışında bir sıkıntı çıkarmadılar, hani yüzemezsiniz buradan gidin falan diye, öyle bir şey demediler. Biz de havlularımızı attık plaja. Öyle girip çıkacağız bakalım. Güzel yer ya. Bayağı bir cırcır böceği var. Seslerinden de duyuyorsunuzdur zaten. Onun dışında dediğim gibi restoranı var. Yemek, içmek. İstediğiniz herhangi bir şey olursa, içecek, alkol. Hepsinden burada rahatlıkla bulabilirsiniz. Yolu biraz yokuş. Daha doğrusu bizim geldiğimiz nokta navigasyonda gösteren yer. Bayağı bir dik bir yokuştu. Hani oradan gelemedik. Biz bir de motorlu olduğumuz için çok tehlikeli bulduk. Şuradan falan indiriyordu bizi. Bayağı dik yokuş yani. Yokuşun bittiği noktayı göremedik falan. Onun altında bir yol daha var. Şöyle alternatif. Oradan geldik biz. Yani şöyle kıyıdan hop içeri giriyorsunuz zaten yakın. Yani ilk bir yalı çiftliğe gittik biz buraya taşındığımızdan beri. Yalı çiftliği beğendik. Onun sahili falan taşlıydı. Hani suyu falan da bayağı bir soğuktu. Hani dedik alternatif yüzebileceğimiz yerler arayalım. Ondan sonra Mazı'ya gittik. Mazı'da da zaten bir önceki videoda bahsettik. Yolda falan kaldık. Oranın yolu da çok engebeliydi. Oraya da çok ısınamadık. Şu an için yalı çiftlik daha ağır basıyor. Ya burası da güzel aslında. Hani kum, bayağı bir açılabiliyorsunuz falan, sessiz sakin yer ama burada da hani buranın da biraz yolu yokuş. Tehlikeye de atmak istemiyoruz kendimizi, hani bir yüzeceğiz diye. Bakalım, yine hani bize yakın yerler arıyoruz açıkçası. Hani git gel bayağı 2 saat 3 saat yolda geçsin istemiyoruz. Buraya bizim evden mesafesi işte 18 kilometre. 40 dakikaya falan geldik. Hani bilmediğimiz bir yer olduğu için de çok fazla basmak istemedik. Tehlikeye atmayalım dedik.
Yavaş yavaş 40 dakikaya, bir saate falan geldik mumculardan. Alternatif yerler arıyoruz yine, bakalım. Burada restoranları var arkadaşlar. Şöyle bayağı bir oturmalık falan. İleriki bölümlerde de var şuralar. Hep restoran. Açık almazsınız yani buralarda. Yani dışarıdan yemek içmek getiriliyor mu bilmiyorum. Biz yanımızda getirdik yine ama ne olur ne olmaz diye. Ama çıkarıp da yemedik açıkçası. Bir acıkmadık, onu deneyemedik yani, öyle söyleyeyim. Bu videoda bu kadar olsun arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Bana destek olmak için kanala abone olmayı unutmayın. Videolara like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.